İskender'i bilirsin. Duygularıyla hareket eder. Bu aralar basındaki gücünü fazla hissettirmeye başladı. Fevrileşti. Frenlenmesi lazım. Dikkatini çeken, tehlike arz eden her türlü bilgiyi benimle paylaşacaksın. Çelebi Bey. Sana olan güvenimi boşa çıkarma Emel. Şüpheniz olmasın. İzninizle. Çelebi Bey, bu Rüya Hanım, Sarnıç yangınından sağ kurtulan tanıklardan biriyle iletişim halinde. Beni ilgilendiren tarafı. Sonu İskender Bey'e dokunur efendim. Sarnıç'ın güvenlik ekibini siz ayarlamıştınız değil mi? Evet, neden sordunuz? Yangın sırasında mutfakta çalışanların kilitlendiği iddia ediliyor. Bir bilgim yok. Yani benim yanımda yüzlerce insan çalışıyor. Hepsinin hareketini tek tek takip edemem ki. Korkut Bey. Nasılsınız? İyi. Siz? Siz burada olduğunuza göre güvendeyiz. Biz de İskender Bey'le laflıyorduk. Benim ekipten istemişsin. Selim Uğurmaz'ın sözleşme fesih kağıdı. Aa, evet. Sağ ol. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Rutin sorular, soruşturmalar. Biz ne zaman ihtiyacınız olursa işbirliğine hazırız başkomiserim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Tam zamanında yetiştin. Sürekli sonunu bildiğim bir filmi izlemek gibi. Hiç heyecanlı değil. Selim mi yapmış? Nereden öğrendin? Neden üç adım sonrunu hesaplayamıyorsun İskender? Abi Selim'in insanları kitleyeceğini nereden bilebilirdim ki? Bilecektin. Şimdi ne olacak peki? Rüya, Ömer ve gazeteci arkadaşın gizli tanığın kim olduğunu şimdilik bilmiyor. Senin işin içinde olduğundan haberleri yok. O yüzden bu iş fazla kurcalanmamalı. Pause düğmesine basıyorum. Ömer Ataycı dışarı çıkacak. Hayır! Hayır, dışarı falan çıkmasını istemiyorum. Senin dikkatsizliğin adamının aptallığı işleri mahvetti. Açık verdin. O içeride kalırsa senin özgürlüğün tehlikeye girer. Onun gücü bana yetmez. Sana güç veren soyadın. Soyadının içini boşaltma. Doğru zamanda geri çekilme yenilgi değil, zaferdir. Abi. Tamam. Tamam. Ben seni biliyorum. Gel. İskender Bey. Bir emriniz mi vardı? Neden üç adım sonrasını hesap etmiyorsun Selim? Hangi konuda? Neden? Kardeşimin yanında çalışan kişinin husumeti. Arkadaşına iftira atmış. Yanımızda çalıştığı basına düşse Sarnıç felaketiyle soyadımız birlikte alınacaktı. Sayenizde gereksiz ithamlardan kurtulduk. Ömer Ataycı soruşturmasının sessiz sedasız kapatılması benim için önemliydi. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar.
Saygılar. Kızım, hiçbir şey yememişsin. Aç değilim. Tamam o zaman. Ben de yemiyorum. Anne döndüğünde bizi aç bulsun, üzülsün. Annem geri mi dönecek? Bugün konuştum. Yarın akşam yemeğinde bizimle olacak. Gerçekten mi? Tabii ki Güneş'ciğim. Annen seni gerçekten seviyorsa dönecektir. Hadi bakalım. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bakalım. Aferin.